Basketbol Özel'den herkese merhabalar. Bugün Ümit Avcı yok, Deniz Aksoy yok. İkisi de Tiflis'te. Kaptan İbrahim Kutluay'a ben eşlik edeceğim. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Eurobasket 2022'de A grubunda 3 maçı tamamladık. Ve anlamsız bir Gürcistan yenilgisiyle karşı karşıyayız. 3 maçın genelinde milli takımımızı nasıl buldun diye pası sana atayım ilk başta. Şimdi oynanan basketbola bakarsak aldığımız 2 galibiyet çok değerli. Yani normal şartlarda kağıt üzerinde İspanya maçına kadar 4-4 ile gidebileceğimiz kadar kolay bir gruptayız. Turnuva öncesinde yaptığımız programda da aynı şeyi söyledim. Ben hala bu takımın potansiyeline inanan, güvenen biri olarak İspanya ile grup birinciliği mücadelesine çıkacağımızı umuyordum. Hala şansımız var bu anlamda. Hala bir grup birincisi olmak için bir şansımız var. Ama oynanan basketbola baktığımız zaman grup birincisi ya da ikincisi olsak bile çapraz gruptan gelebilecek güçlü rakiplere karşı üstünlük kuracak oyun anlamında bir gücümüzün olmadığını görüyorum. Karadağ ve Bulgaristan maçlarında çok kötü ilk yarılar oynadık. İkisinde de çok kötü savunma yaptık. İki maçta da maçın sonundaki kadro kalitemiz, kadro derinliğimiz ve tecrübemizle maçı kazandık. Hem Karadağ maçının sonu hem de Bulgaristan maçının işte üçüncü çeyreğin ortaları ve dördüncü çeyreğinde Bulgaristan'ın artık yaptığı hatalardan ve biraz daha baskılı savunma yapmamızdan kaptığımız toplarla farkı açtık. Ama Gürcistan maçında bu iki maçın aksine Belçika-İspanya maçının da galibinin Belçika olmasından dolayı daha ciddi, daha konsantre başladık maça. İlk çeyrekte iyi oynadık Gürcistan maçında. Fakat ikinci çeyrekte anlamsız bir şekilde çok kötü hücum ettik. 7 dakika sayı atamadık. Sayı atamadığımız anlarda Gürcistan'ın her oynadığı pick and roll'da açık verdik. Ya kısaların hatası, ya uzunların takip edememesi, ya savunma derinliğimizin kaybolmasından dolayı. Ve çok kötü bir ikinci çeyrek oynayarak ilk yarıda bitirebileceğimiz bir maçı Gürcistan'ı devreye sokarak maçı uzatmaya götürmelerini, hatta öbür uzatmaya götürüp maçı kaybettik. Yani iki maç çok kötü oynayıp kazandık. Evet, turnuvada galibiyet değerli. Ancak Gürcistan maçının, yani bu maçın mağlubiyetini ben kabul edemiyorum. Yani Türk milli takımı da bu kadar kaliteli oyuncuya sahip bir milli takımımız var. İşte Avrupa şampiyonu, iki Avrupa şampiyonu olmuş koçumuz var. Rakibin en iyi iki tane oyuncusu kadrolu yok. Bir tanesi maçın içinde atılıyor. Diğeri 4-5 faulle çıkıyor. Ve biz bu maç takıma kavga çıkıyor maçta. Evet, Furkan haklı olduğu bir yerde belki ya takım ateşlemek için doğru da bir hamle yaptı. İki oyuncu birden atıldı. Bizim yerine, Furkan'ın yerine giren oyuncularımız daha değerli belki. Onların kaybı daha fazla. Bu ortamdan güç alıp, bu ortamda enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürüp bir hamle beklerken felaket bir uzatma periyodu oynadık ikisini de ve kaybettik. Çok yazık. Sürelere baktığımız zaman, Celi Osman'ın, Larkin'in sürelerine baktığımız zaman 40 üzeri dakika aldı. Yani 12 kişilik kadroda Ergin Ataman'ın idaresi açısından burada bir yanlışlık görüyor musun? Yani orada da görüyorum bazı yanlışlıklar. Tabii Ergin Ataman'ın işi çok kolay değil. Çünkü milli takımlar uzun süre zaman geçirmiyorsun. Belli bir oyuncu yelpazesi içinden kullanıyorsun. Ve şu andaki oyuncularımız kendi açıklamaları bunlar diyor, ama hani bu oyuncular bence evet, kadromuz bu diyor. Kadromuz bu diyor, ama bu yeterli bir kadro yani Türkiye'de şu an için çıkarılabilecek en ideal kadro. Sadık Emir Kabaca'nın yerine belki bir tane guard alınsaydı daha farklı olabilir miydi? En azından Gürcistan maçı açısından söylüyorum. Şimdi guard eksikliği kesin var. Yani Larkin'in yerini ya da Larkin'i dinlendirecek ya da Larkin'le beraber oynayabilecek, gerektiğinde Larkin'i 2 numaraya çekebilecek ama aynı zamanda oyun da kurabilecek bir oyun kurucu eksikliğimiz var. Bunu Bulgaristan maçında bir dönem Burhan'la denedi. Burhan da fena oynamadı. Dün de bir ara
İlk yarıda özellikle iyi oynadı. İki tane pull-up atışı var. Ama daha sonra kullanmadı. Yani Cedi bir önceki maçta iyiydi ama bu maçta bence kötü bir performans gösterdi. Furkan fizik olarak iyi durumda değil. İşte belki belindeki spazm, turnuva öncesindeki problemden dolayı istediği verimi sağlayamıyor. Dün de çok kötü oynadı. Çünkü fizik olarak iyi olmadığı belli. Burada belki oyun akıcılığımızda da bir sorun var. Yani biz hücumda tamam, savunmada felaket kötüyüz. Yani savunmada uzunlarımızın çok ciddi ayak çekme problemi, rakibin karşısında kalma problemi var. İkili oyunlara da yani şimdi ne Karadağ, hadi Karadağ belki yani İgostav ekolünden geldiği için ama ne Bulgaristan ne Gürcistan yani oyuncularının pikerol oyunlarının sonunda bu kadar kolay çembere gidecek kapasiteleri olmadığını düşünüyorum ben. Elini kolunu sallayan çok rahat bizim çemberimiz de bir anda çemberde buluyor kendini ve ya basket oluyor ya faul oluyor. Bu ayak çekme probleminden bahsetmişken Ömer Faruk gelmedi kadroya. Ömer Faruk gelmiş olsaydı bu savunma problemlerinin en azından böyle bir %20 falan gidermiş olur muyduk sence? Ya şimdi Ömer Faruk geldi gelmedi meselesini ben çok açmak istiyorum. Konuşmaya gerek yok. Evet. Çünkü gelmedi zaten. Ya bu ayrı bir program konusu. Yani eğer biz Karadağ Bulgaristan maçlarındaki kötü basketbolu ya da guardların pozisyon alamayıp uzunlarının ayak çekemeyip rakibi karşılayamayıp da topu eline alın çemberi kolay gitmesini ya da Gürcistan maçında bu kadar yapılan savunma hatasını bir tek Ömer Faruk'a bağlarsak bu maçlarda o zaman Türk basketbolunun vay haline. Slovenya, Litvanya, Yunanistan, Almanya, ne bileyim İtalya önümüzdeki çıkacak muhtemel rakibe Sırbistan'a karşı oynarsın. Bu açık ortaya çıkabilir. Orada belki ya Ömer Faruk olsaydı diyebilirsin. Ama kimsenin Gürcistan, Bulgaristan ve Karadağ maçlarındaki savunma zafiyetini Ömer Faruk'a bağlamaya hakkı yok. Peki Gürcistan maçının özelinde bir olay yaşandı. Furkan'a yapılan foul sonrasında sonra bir kavga çıktı. Orada 22 saniye süre aktı. Hemen şeyde ekrana gelsin. İşte foul yapıldığı anda 4.48 var. Serbest atış kullanılırken 4.26 var. 22 saniyelik bir kayıp var. Bunun itirazını da yaptık. Tabii evet. Ki Gürcistan yenilgisini apayrı bir yere koyalım. Yani bunlar olmasa da biz Gürcistan'ı bir şekilde yenmemiz gerekiyordu. Farklı da yenmemiz gerekiyordu. Ama işin kuralına gelecek olursak hemen itirazımızı da yaptık maç sonrasında. Sence neler olur? Şimdi burada çok açık bir kere. Bu 22 saniyenin gereksiz yere akması ve hakemlerin bunu görmemesi veya masa hakemlerin buna itiraz etmemesi oyun bayağı bir durdu. Epey bir durdu çünkü. O kavga esnasında bunun o anda değiştirilmesi gerekiyordu. Yani bu oyunun gidişatına ne kadar etki etti? Tabii ki tartışılır ama bir kural varsa da ki var itiraz ettik. Bence buna o anda itiraz edilmeliydi. Yani o an çünkü... O an söylenmiş ama kural gereği maç sonunda para verip... O itiraz maç sonunda oluyor da hani söylenip belki şey yapılabilirdi daha hani hakemlere daha iyi anlatılabilirdi ama böyle bir şeyin de 22 saniyede basketbola çok uzun bir süre olduğunu düşünürsek dediğin gibi hani mağlubiyeti bir kenara koyarsak sebep olarak bunu gösteremeyiz belki ama bu da bir kural hatası olarak bence tekrar gerektirir diye düşünüyorum ama turnuvada şöyle işte Litvanya'da bir itiraz etti, orada da teknik faul arkasından iki atış olacaktı, attırmadılar falan, itirazını reddetti Litvanya. Ama usul denetmişler, açıklama şu: maç sonrası itiraz etmedikleri için para yatırmamışlar. Maç sonrası itiraz olmadığı için usulden yani bizim şimdi... Buna ne kadar ederler? Usulsüzlüğümüz yok. Uygun davrandık, itiraz ettik. Ama hani orada da şey diyebilirler. Maçın gidişine ne kadar etki etti? İşte her iki taraf için de geçerli. Yani Gürcistan yenilseydi belki onlar da edecekti. 22 belki saniye de, oynanmadı diye. Yani kim kaybetse şurada itiraz etmeye hakkı var. Çünkü tabii 22 saniyede... Keşke şey olsa, tekrar olsa bir daha oynasak ama...
yine içime yani sindiremiyorum. Yine sindiremiyorum. Yani Gürcistan maçının bu noktaya gelmesini gerçekten yani şuraya şu Gürcistan maçına itiraz ederken içim acıyor ya. Gerçekten yani şunu konuşmak bile yazık. Peki Furkan'ın pozisyonuna gelelim. Senelerce üst düzey basketbol oynadın. Bunun gibi birçok atışmanın içinde olmuşundur. Seni sinirlendirmek isteyecek, sinirlendirip isteyen daha doğrusu birçok basketbolcu olmuştur rakipte. Sen evet. Bu durumun içinde olmuş olsaydın kaptan nasıl davranırdın Furkan'ın yerinde olmuş olsan? Ya şimdi bir kere kimse kimsenin yerinde olamıyor maalesef. O ayrı tabii. Dolayısıyla herkes, her oyuncu kendinden sorumlu. Furkan çok sevdiğim bir kardeşim. Oyunculuk yeteneklerine çok güvendiğim, belki de bu takım içerisinde en yetenekli bulduğum oyuncuların başında geliyor. Çok da iyi bir çocuk. Ama fizik olarak hazır olmadığı için, yani belindeki problem, diğer maçlarda tam olarak takıma katkı sağlayamaması, bunun çok istemesi, onun üzerine baskı da yaratıyor. Zaman zaman bu tarz durumlarda, bu maçta çok hakikaten belli bir problemi olduğu da belliydi. Onun vermiş olduğu bir tepki diye düşünüyorum. Orada çünkü rakip de giderken bir şey söylüyor. Çok net. Çok net. Burada zaten sert bir faul yaptılar ama hadi faulüm maçın içindeki bir olay olarak değerlendirirsek giderken bir şey söylüyor Furkan'ın yanından geçerken. Orada ne dediğini bilmiyoruz. Muhtemelen ağır bir şey söyledi ki Furkan böyle bir tepki gösterdi. Daha sonra olaylar büyüdü. Ve soyunma odasına giderken de bench'ten 3 tane Gürcü oyuncu takip edip soyunma odası koridorlarında bizim kondisyonerimizle beraber fiziki temasta bulunmuşlar galiba. Tabii bu kabul edilemez bir şey. Yani ne olursa olsun saha içerisinde ne yaşanırsa yaşansın sonuçta bizim oyuncularımızı, Türk milli takımının forması altında olan oyuncuları ve yönetim oradaki teknik ekibi güvenlik güçlerinin korumakta yükümlülüğü var. Sonuçta oraya giderken herhangi bir saldırıyı kabul edemeyiz ve bunun soruşturması, araştırılması ve gerekli yerlere şikayeti yapılmalı diye düşünüyorum. Zaten de yapmışlar galiba. Öberan'ın da açıklamaları var. Bu kamera görüntüleri gelmezse turnuvayı bile terk edebiliriz diyor. Yani onu bilemem turnuvayı terk etmemek konusunda. O biraz tabii şey bir şey yani. Sıcağı sıcağına yaptığı açıklama böyleydi canlı yayında. Kamera görüntüleri gelir, bakılır, itirazlar yapılır. Ama hani Türk milli takımı turnuvadan çekmek biraz şey geldi bana yani. Kolaycılık mı geldi yoksa? Yani sonuçta sahada oynanıyor basketbol. Dışarıdakileri tekrar söylüyorum. Olayları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Özellikle herhangi bir oyuncumuza yapılan bu eğer saldırılmışsa bu yapılan fiziki temasında sonuna kadar takipçisi olmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü soyunma odası da orası bir saha içi gibi yani sonuçta oyuncumuzun korunması gereken bir yer. Ben niye bizim milli takım yetkililerinin sadece bir kişiyle onu soyunma odasına gönderdiğini sorguluyorum açıkçası. Ben de şaşırdım. Yani tek başına bir tane kondisyonel kardeşimiz de oraya niye gönderiyorlar? Niye milli takımda birkaç kişiyle beraber sonuçta bu orası bu olayın olma potansiyelini görebiliyorsunuz. Niye daha güvenli bir şekilde soyunma odasına gitmesini sağlamıyorsunuz? Yani bir de sadece Allah'tan Gürcü taraftarlar da sakin sakin maç seyrediyorlar. Bir de ateşli bir rakip takım taraftarının olduğu bir ortam olsaydı çok daha farklı şeyler de olabilirdi. Yani tabii bu olaylarla saha içini apayrı konuşmamız lazım. Yani basketbol adına gerçekten çok felaket bir gece yaşadık. Yani hiçbir şeyi doğru yapmadık. Yani ilk çeyrek biraz daha basketbola benzer bir şey oynuyorduk. Fakat maçın sonunda uzatmada zaten rakibin iki tane oyuncusu kalmış. Rakibin gardı 13'te 2 mi 14'te 3 mü üçlük atmış. İki tane yani attığı üçlük var ki maçın uzatmaya gitmesini sağladı. Ama yani onu maçın sonunda Larkin'le savunuyoruz. İşte 5 numarayı o Solak en kritik sayıları atan oyuncuyu da Alperen'le falan savunmaya kalkıyoruz. Yani olacak işler yapmadık maçın içinde. Peki şimdi önümüzde Belçika ve
İspanya maçları var ki Belçika'da İspanya'yı mağlup etti. Bu iki maçta öngörün nedir? Neler yapabiliriz? Ya şimdi her şeye rağmen iki galibiyet, kötü basketbola rağmen iki galibiyet bizi hala grupta iddialı konumda tutuyor. Biz eğer Belçika yenersek zaten gruptan çıkmayı garantiliyoruz. İspanya maçında da işte sıralamamız belli olacak. Ama iki maçı da kaybettiğimiz takdirde grup dışında kalma ihtimalimiz de doğdu bu şekilde. İlk dört dışında kalma ihtimali de dolayısıyla Belçika maçı şu anda kadar en kritik maç olacak diye düşünüyorum. Ama yine söylüyorum yani bizim kadro kalitemiz, bizim basketbol seviyemiz Belçika'nın çok üstünde. Evet Belçika uzun süredir beraber oynayan bir takım, kapasiteleri çok sınırlı ama kapasitelerini zorlayan, o seviyelerde oynayan ve beraber oynayabilen bir takım. Biz ise kapasitesi çok yüksek, limitleri çok yüksek ama bir birliktelik içinde o limitleri zaman zaman limitlere yaklaşan ama zaman zaman da dibe vuran bir takımız. Dolayısıyla bizim önce oyun istikrarı sağlamamız lazım. Ya oyun içinde bir istikrar yakalamamız lazım. Oyunu 40 dakikaya yayabilecek bir plan dahilinde oynamamız lazım. Sonuçta hücumda çok durağan bir basketbol oynuyoruz. Larkin hücum edebildiği, Larkin aktif olabildiği sürece hücumda biz avantajlı gözüküyoruz. Evet Cedi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama durağan oyunda yapmaya çalışıyor. Biz çok birebire dayalı bir basketbol oynuyoruz. Her gelen isolation oynamaya çalışıyor. Cedi topu eline alıyor, birebir oynuyor. Larkin alıyor, birebir oynuyor. Furkan alıyor, birebir oynuyor. Alperen topu alıyor. 3 saniye etrafına bakıyor sonra ya bir zor atış yapıyor ya birebir oynamaya çalışıyor. Dolayısıyla evet bu oyuncularımızın ciddi özellikleri var. Ama bunu bir set düzeni içerisinde, akıcı oyun planı içerisinde sağlayabilirsek o zaman daha değerli olabiliyor bunlar. Dolayısıyla bizim savunmadaki bu problemlerimizi daha kapatacak oyuncularımız var. Şeyimizi biraz daha kullanabiliriz. Özellikle savunmada. Belki Onur Alp'i biraz daha kullanabiliriz enerji vermesi açısından. Savunmada biraz da uzunlar açısından biraz daha aktif mobil uzunları kullanabiliriz. Hücumda da artık macera aramak yerine hani daha doğru tercihleri yapan, bu oyuncuların savunmada verdiği enerjiyle biraz daha open court'ta rahat sayılar bulabileceğimiz bir oyun yaratabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Belçika maçı şu ana kadar turnuvada oynayacağımız herhalde en önemli maç. Çünkü kazandığımız takdirde gruptan çıkıyoruz. Ama kaybedersek İspanya ile oynayacağız ki grubun en kuvvetli takımı grupta kalma maçını İspanya ile oynamak kimse istemez herhalde. Dolayısıyla Belçika maçını yarın artık bu geçmişi unutup yeni bir turnuvaya başlıyormuş gibi çıkıp kazanmamız gerekiyor. Şimdi ilginç işler oluyor tabii ki. Slovenya gidiyor, Bosna Hersek'e kaybediyor. Almanya grupta 3-3 yapıyor. Litvanya grupta 3-0. Yani şampiyonluk favorisi Litvanya 3-0 yaptı. Aynen öyle. Bosna, Slovenya yendi. Şimdi Litvanya'da şampiyonluk havalarıyla giderken bir anda grup dışına çıkma ihtimali doğdu. Dolayısıyla biz mesela B grubuyla eşleşeceğiz. Gözümüzde sanki Almanya'yı kestirmiş gibiydik grupta çapraz eşleşmede ama şu anda zaten bizim gruptan çıkamama gibi bir ihtimalimiz ortaya doğdu eğer Belçika'yı mağlup edemezsek. Ama gruptan çıkarsak da kiminle eşleşeceğimiz belli değil. Slovenya da çıkabilir karşımıza, Almanya da çıkabilir, Bosna Hersek de çıkabilir. Buradan bir tercih yapma şansımız olsa herhalde Bosna Hersek'i tercih ederiz değil mi? Ya kağıt üstünde Bosna Hersek'i tercih ederim ama oynadığımız basketbolla baktığım zaman ve çapraz grupta oynanan basketbol kalitesine baktığım zaman korkutucu bir fark var. Kim yani, çıkarsa çıksın. Şimdi Litvanya-Slovenya maçı izledim, müthiş. Litvanya-Almanya maçı müthiş maçtı. Fransa-Litvanya, işte Bosna-Hersek-Slovenya bütün maçlarda bir basketbola dair, yani modern basketbola dair birçok şey görebiliyorsun. Yani hem savunmada hem hücumda. Dolayısıyla bizim oynadığımız basketbola bakınca evet belki rakipler de kötüydü. Biz zaten hani hep söylüyoruz ya turnuvada oynayarak açılan bir ekibiz ama
belki daha iyi rakiplere karşı daha iyi oynayacağız. Bunu bilemiyorum. Ama şu andaki görüntü bizim grupta, çarpaz grupta rakip seçmekten çok kendi oyunumuzu geliştirip kim çıkarsa çıksın önce mücadele ederek daha sonra oyuncularımızın bireysel ve fiziksel yeteneklerini kullanarak grup bu eşleşmeyi geçmek olmalı. Çünkü orası da karışık. Yani Slovenya da gelebilir, Fransa da gelebilir, Bosna Hersek de gelebilir, Litvanya da gelebilir. Yani şu anda bizim öncelikle gruptan çıkacak Belçika galibiyetine ihtiyacımız var. Bizim orayı düşünmeye daha çok yolumuz var. Kaptan, son soru. 3 maçları geride bıraktık. 3'er maçları geride bıraktık. Tüm takımları şöyle kabaca seyretmişimdir. Şampiyonluk favorini sorayım. Oynanan ilk 3 maça baktığımız zaman. Yani önce bizim gruptan başlayayım. Hani ben bizim takımımızın hala ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu söylediklerimiz, işte ben dün maçtan sonra canlı yayında da bu takımda artık bir yürekli bir oyuncunun çıkıp bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini, ya bir isyan etmesi gerektiğini ifade ettim. Her şeye rağmen ciddi potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ve oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Ancak bu basketbolla ne kadar yol gidebiliriz bilmiyorum. İspanya, onlar da grup, yani belki isim olarak favoriler ama şampiyon olabileceklerine çok inanmıyorum. Yunanistan dominant bir basketbol oynuyor. Eskiden daha topun kıymetini bilen, oyunu yavaşlatan, 5'e 5 yarı sahada oyunu kazanmaya çalışan bir Yunan takımı vardı. Şimdi Antetokounmpo kardeşlerle çok daha akıcı, çok daha açık saha basketbolu da oynamaya başlamışlar. Bir de Tyler Dorsey. Tyler Dorsey eklendi ki onların 2 numaralara zaafları vardı. Ve şampiyonun favorilerinden. Litvanya çok iyi bir ekip ama çok kötü başladılar. 3-0 başladılar. Gruptan çıkarlarsa bizim grubun birincisinin başına bela olacakları kesin. Yani şimdi İspanya'ya biz grup bir olup da çaprazdan Litvanya'nın gelmesini hiç istemezsin. Ama öyle bir durum söz konusu oldu şu anda. Olabilse. Slovenya zaten net favori. Sırbistan var. Sırbistan var öbür tarafta. Her şeye rağmen hani İtalya'nın o kadar gücü olduğunu sanmıyorum ama oynadıkları Yunanistan maçı çok istekli ve çok iştahlılardı. Yani baktığın zaman Almanya kendi sahasında oynuyor ve Almanya hani Litvanya'yı da 2 uzatmada yendiler. Müthiş maç oynadılar. Evet, Schröder zaman zaman saçmalıyor ama onlar da bir topun kıymetini Schröder olmadığı zamanlarda bilen ve takım gibi oynayan bir ekip. Yani çok favori var. Şu anda kestirmek çok zor. Ben Sırbistan diyorum. Sırbistan diyorsun. Sırbistan diyorum. Bakalım ne olacak. Olabilir. Kaptan, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Evet, basketbol özelin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Milli takımımıza Belçika ve İspanya önünde başarılar diliyoruz. İnşallah gruptan çıkarlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. We'll be right back.